Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerle olsun sevgili kardeşlerimiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır buyuruyor. Bunlardan 72'si cehennemliktir. Sadece bir tanesi necat ehlidir. Fırka-i Naciye'dir. Yani kurtulmuş olan fırkadır. Sahabiler, bu fırka hangisidir ya Resulallah dediklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim ve ashabımın, arkadaşlarımın yolu üzere olanlar buyuruyor. Kardeşlerimiz, bir diğer hadiste de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, ehli sünnet vel cemaat kurtuluş fırkasıdır. Bütün İslam alimleri bu konuda icma etmişlerdir. Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin kurtulmuştur, kurtuluş ehlidir, necat ehlidir, cennet ehlidir dediği fırka ehli sünnet vel cemaattir. Bu konuda bugüne kadar gelmiş olan bütün İslam alimleri ittifak etmişlerdir. Hiç kimse bunun aksine bir şey söylememiştir. Hakikaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bazılarını haber verdiği, bazıları henüz o hayattayken ortaya çıkan, daha sonra diğer Hulefai Raşidin döneminde ortaya çıkan, ondan sonra da İslam'ın yayılmasıyla İslam ümmetinin içerisinde baş gösteren birçok fırkalar olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sevgili kardeşlerimiz, kaderiyeden bahsetmiştir. Yani kaderi inkar edenlerden, Cehmiye'den, Mürci'eden ve Havariş'ten bahsetmiştir. Yani bunların cehennem ehli olduğunu, bu tür itikatlara, bu tür inançlara sahip olan kişilerin mutlaka cehennem ehli olduklarını ve bunların ehli sünnet vel cemaat fırkasının içerisinde olmadığını söylemiştir. Haricilerden bahsetmiştir. Sonra Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala anh zamanında hem Mu'tezililer hem de mürtedler, yani İslam dininden dönüp ondan sonra yalancı peygamberlerin peşinden giden fırkalar çıkmıştır. İslam alimleri daha sonra bu 72 fırkanın hepsini saymışlardır sevgili kardeşlerimiz. Yani 72 fırka dediğimiz tek tek hepsi İslam alimleri tarafından tespit edilmiştir. Bunların içerisinde Akliyun, Cehmiyun, Mürci'e veyahut birçok, yani isimleri var. Batınilik, mesela batıni mezhepleri, zahiri mezhepleri vardır. Yani ehli sünnet ve cemaatin dışında olan, bunların temel özelliği şudur. Bunlar büyük bir kısmı sevgili kardeşlerimiz, Kur'an ayetlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasını göz önüne almadan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine değer vermeden, sadece Kur'an'ın ayetlerinden kendi akıllarına ve anlayışlarına göre hüküm çıkarmaktır. Hepsinin temel ortak özellikleri budur. Şimdi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de ileride çıkacak olan bir kısım fitnelerden haber vermiştir. Yani ümmetin başına bela olacak, ümmeti ayrılığa düşürecek olan fitnelerden bahsetmiştir. Kardeşler, ister benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır, bunlardan birisi hariç diğerleri cehennemdedir hadisi, İsterse de ileride doğabilecek olan fitneleri haber veren hadislerin hiçbirisi ehli sünnet vel cemaat hakkında değildir. Yani ehli sünnet vel cemaat anlayışının içerisine girmiş olan hak sünni mezheplerle ilgili değildir. Rafizilerin, Şia'nın, Akliyunların, Mutezililerin, Kaderiyelerin, efendim söyleyeyim Cehmiyelerin, buna benzer birçok, yani sadece Rafiziliğin 20 küsur fırkası vardır. Sadece sevgili kardeşlerimiz, Kaderiyenin mesela birçok fırkalar, sadece 20 küsur Batiniye mezhebi vardır. Batiniye mesela ayetlerin zahiri hükümlerinin hiçbirisini kabul etmeyip her ayete manevi bir kısım manalar yükleyerek kendilerine göre oluşturdukları bir dindir. Biz o fırkaları birer mezhep olarak kabul etmiyoruz. Biz onları İslam'ın içerisindeki, İslam halkası içerisindeki bir anlayış olarak görmüyoruz. Bunlar tamamen apayrı birer din haline gelmişlerdir. Her ne kadar bazı alimler bunları
İslam'dan ayrılmış, sonradan bölünmüş, parçalanmış fırkalar gibi görseler bile İslam alimlerinin büyük bir kısmı bunları birer din, apayrı birer din olarak görmüşlerdir. Ehli sünnet vel cemaat veyahut fırka inaciye Hazreti Allah'ın tek ve mutlak hükümran olduğunu kabul eden, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın peygamberi olduğunu tasdik edip onun peygamberliğine teslim olan, sadece peygamber olduğunu kabul etmek yetmez demişlerdir. Çünkü mesela İsfahan Yahudileri varmış o dönemde. Onlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğunu kabul ediyorlarmış. Evet, Muhammed Allah'ın Resulüdür ama bize değil Araplara gönderilmiş bir peygamberdir diyorlarmış. Bunların hepsi kafirdir. Kıbleye dönecek, Kabe'yi kıble olarak kabul edecek ve Allah'ın kitabında indirdiği bütün hükümlerini ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili açıklamanda doğru olarak kabul edecek. Kardeşler, Kur'an Allah'ın vahyidir. Cenab-ı Allah Kur'an'ı hükümler manzumesi, inanılması, kabul edilmesi, tasdik edilmesi ve teslim olunması, itikat edilmesi şart olan hükümler manzumesi olarak indirmiştir. Ama Allahu Teala peygamberiyle göndermiştir. Peygamberi vasıtasıyla göndermiştir. Ve Allah peygamberine uyulmasını şart koşmuştur. Ve peygamberinin boş hiçbir söz konuşmayacağını söylemiştir. Peygamberine itaatin kendisine itaat, peygamberine isyanın kendine isyan olacağını buyurmuştur. Şimdi bu ortaya çıkmışlar. Yeni yeni bir kısım açıklamalar. Hatta devletin belli kademelerine gelmiş olan bazıları maalesef hadlerini ve edeplerini aşarak sanki ehli sünnetteki Şafii, Maliki, Hanbeli, Maliki, Hanefi mezheplerinin yani ehli sünnetin genel dairesi içerisinde birer ekol, bakın birer fırka değil, birer ekol olan mezhepleri de sanki İslam'daki fitnenin, ayrılığın, düşmanlığın ve bölünmenin bir sebebiymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunlar bilgi zavallarıdır veyahut bunlar bilerek ve kasti olarak bir yerlere ve bir şeylere hizmet ediyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bizim Yahudilere ve Hristiyanlara benzememizin, akıbetimizin onlar gibi olmasının önündeki en büyük engel sevgili kardeşlerimiz, müçtehid imamlarımız ve gerçekten ehl-i sünnet camiası içerisindeki İslam alimleridir. Çünkü onlar Kur'an'ın ayetlerinin ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin tebdiline ve tahirine, değiştirilmesine veyahut yanlış yorumlanmasına veyahut keyfi uygulamalara dönüştürülmesine engeldirler. Onların önündeki yani İslam'ı, Kur'an'ı istedikleri şekilde yönlendirmek ve yorumlamak isteyenlerin önündeki en büyük engel ehl-i sünnet ve cemaat ulemasıdır. En büyük engel mezhep imamlarıdır. En büyük engel müştehid alimlerdir. Demek ki İslam'da mezhepsizlik diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü fıkhi konulardaki yani Kur'an'ın ve sünnetin yorumlanması, bunlardan hüküm çıkarılması konusundaki ayrılıklar sevgili kardeşlerimiz fitne sebebi değildir. Zaten o bahsettiğimiz ister kaderiye, ister mürciye, ister şia, ister havariç yani hariciler dediğimiz o fırkalar zaten fıkhi yorum farklılıklarından doğmuş olan gruplar değildir. Dikkatinizi çekiyorum. İslam'ın, ehli sünnet vel cemaatin dışına çıkmış olan fırkaların ortaya çıkışlarının, orijinlerinin sebebi siyasi olaylardır. Yani ya hilafeti ele geçirmek, ya imamet, ya Müslümanların idaresini ellerine geçirmek veyahut Müslümanlara istedikleri şekilde hükmedebilmek isteyen bir kısım taifelerin, grupların veyahut İslam'ı parçalamak isteyen İslam düşmanlarının ve münafıkların İslam'ın içerisine sokuşturmaya çalıştıkları düşüncelerdir. Yoksa abdesti bozan şeyler veyahut namazın kılınış şekli veya orucun tutuluş şekli, orucun farzları, sünnetleri, orucu bozan şeyler vesaireyle ilgili konularda sevgili kardeşlerimiz, İslam alimlerinin gerçekten fıkhi anlamda istinbatla, içtihatla, kıyasla yaptıkları farklılıklar, oluşturdukları ekoller hiçbir zaman Müslümanlar arasında bölünmeye sebep olmamıştır. Yani yüzyıllardır bir Hanefi bir Şafii'nin arkasında namaz kılar. Yüzlerce yıldır Şafiilerle Hanefiler bu ülkede mesela Türkiye'de kol kola elhamdülillah yan yana aynı camide aynı seccadelerin üzerinde
aynı kıbleye yönelip kardeşçe aramızda hiçbir ayrılık gözetmeden. Bunun üstünlüğü de yok. Yani Hanefi'nin Şafii'ye veya Maliki'nin Hanbeli'ye bir üstünlüğü de yoktur. İslam alimlerine göre ehli sünnet ve cemaat içerisinde olan ve fıkıh usulü dairesinde kıyas ve içtihat yapmış olan İslam alimlerinin, İslam fıkıhçılarının yani müçtehit imamlarının hiçbirisi hata üzerinde değildir. Hiçbirisi iftirak içerisinde değildir. Bu sahabe-i kiramın zamanında da vardı. Sahabe-i kiram da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanından sonra, onun vefatından sonra bir kısım ayetleri, bir kısım hadisleri, Resulullah aleyhissalatü vesselamın bir kısım uygulamalarını yorumlarken farklı yorumlara girmişlerdir. Bu Allah'ın izin verdiği bir yorum farklılığıdır. Bu bir çeşitliliktir, bu bir rahmettir, bu bir kolaylıktır, bu bir zenginliktir. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela boşanmış olan kadının beklenmesiyle gereken süre ile ilgili kuru diye bir kelime kullanıyor. Kuru, üç kuru diyor. Üç kuru. Kuru nedir? Sahabelerin bir kısmı, bırakın mezhep imamlarını sevgili kardeşlerimiz, sahabe bile bu ayeti yorumlarken bir kısmı demişlerdir ki buradaki kuru üç temizlik süresi demektir bir kadın için. İddet odur. Ama başka bir kısım sahabede üç kuru, üç hastalık dönemidir demişlerdir. Yani üç hastalığı veya üç temizlik süresini geçirmesi gerekiyor boşanmış olan bir kadının tekrar evlenebilmesi için. Kuru kelimesi ayet-i kerimede geçen bir kavram. Bir zaman dilimi, bir müddet, bir süre. Ama bu süre kadının temizliğine mi yoksa hastalık zamanına mı işaret ediyor? Bu konuda sahabiler bile itiraf etmişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu teala an bir kısım uygulamalar getirmiştir. Bu yüzden zaten Şiaların, Rafizilerin en çok saldırdıkları sahabilerden birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh'dir. Çünkü Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin radıyallahu teala anhum ecmaîn uygulamaları bütün ehli sünnet alimlerince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması gibi kabul edilmiştir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim sünnetime ve benim raşid halifelerimin sünnetlerine uyunuz buyurmuştur. Bu yüzden Hazreti Ebubekir Sıddık bir şey yapmışsa, Hazreti Ömer herhangi bir şey yapmışsa, Hazreti Osman bir şey yapmışsa biz bunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır şeklinde kabul ederiz. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın daha önce söyledim size mesela Kur'an-ı Kerim'i toplatması ve tek kitap haline getirmesi Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir şeydi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamıştı. Kur'an'ı bir kitap haline, Kur'an ayetini hepsini bir araya getirmemişti. Evet, her ayetin hangi surenin neresine yer alacağını tek tek belirlemişti ama Kur'an bir kitap haline gelmemişti. Hazreti Ebubekir Sıddık, hafızların şehit edilmesi, Kur'an ezberleyenlerin sayılarındaki bir kısım azalmalar üzerine Kur'an'ı bir kitap haline getirdi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı bir şey yaptı. Bu Kur'an'ı çoğalttı ve yeni fethedilen İslam beldelerine gönderdi. Şimdi Resulullah yapmadı diye Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Yani bununla ilgili mesela çok basit bir örnek, hepinizin duyduğu, bildiği bir örneği vereyim. Teravih namazını Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam camide kılmıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısmını evinde, bir kısmını mescide gelip kılıyordu ve cemaatle kılmıyordu. Hazreti Ömer kendi zamanında, halifeliği zamanında radıyallahu teala anh, sanki teravih namazını böyle terk edilmeye ve az uygulanmaya başladığını gibi bir düşünceye kapıldığı için dedi ki mescitte cemaatle kılınması gerekir. Kılınmasını sünnet haline getirdi. Onun uygulaması da sünnet olarak kabul edilmişti Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mesela sevgili kardeşlerimiz içki içmek, sarhoş olmak, yalan yere yemin etmek veya hakaret etmek, küfür etmekle ilgili uyguladığı celde yani sopayla dövme yani had cezalarında bir kısım değişiklikler yapmıştır. 40 değnek olan had cezasını bazı konularda 80 değneğe çıkarmıştır. Yapabilir Hazreti Ömer radıyallahu anh çünkü zinada kullanılan verilen yani zina eden evlenmemiş hayatına hiç evlilik geçirmemiş zina eden kadın ve erkeğe vurulan 100 değneğin üzerini çünkü en büyük ceza hadde 100 değnektir. Aşmamak üzere halife emirül müminin olan kişi hadlerin bir kısmı da değişiklik yapabilir. Elbette ki sahabelerin hepsi alim değildi. Ama sahabelerin içerisinde fıkıhçı olan sahabiler vardı ve bunlar kendi aralarında birçok konularda ihtilafa düşmüşlerdir.
Ama ihtilafa düştükleri konular hepsi fıkhi konularla ilgili. Yani akaidle, inançla, inanılacak şeylerle veyahut Müslümanların bir tek otorite altında birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamalarıyla ilgili bir ihtilaf yoktu. Yani Hazreti Ömer bir yere orduk çıkardığı zaman hiçbirisi benim görüşüm şudur, benim görüşüm budur dememiş. Hepsi İslam sancağı altında gitmiş ve İslam düşmanlarıyla İslam'ın yayılması ilahi kelimetullah için omuz omuza çarpışmışlardır. Sonraki ümmet de böyle. Yani İmam Malik'in veya İmam Ahmed bin Hanbel'in veya İmam Ebu Hanife veya İmam Şafii Hazretlerinin veya Süfyan-ı Sevri'nin, Evzai'nin, Davud-i Zahiri Hazretlerinin, Nebhani Hazretlerinin, yani da bugün mensubu olmayan birçok ehli sünnet mezhepleri vardır. Yani bugün artık uygulayanları olmadığı için biz sadece dört mezhep diyoruz. Bir de dört uygulama yok. Yani bir olay düşünün ki iki sorulu, iki şıklı. Bunlardan ikisi de mutlaka doğrudur. Veyahut birisi doğru birisi yanlış bile olsa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer müştehit içtihadında hata bile ederse bir sevap kazanır buyurmuştur. Bu hadistir. Bu yüzden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl şari idiyse ki Hazreti Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bugün şari olduğu yani kanun koyma yetkisi yani hüküm bildirme yetkisi olduğunu dahi inkar edecek kadar zavallılar. İslam müştehidleri, müştehid alimler veya mezhep imamları dediğimiz zatlar da Kur'an ve sünnetten tabii ki bunun bir usulü var. Onlar o hükmü çıkarırken sahip olmaları gereken bir bilgi düzeyine geliyorlardı. Bütün Kur'an ayetlerine ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine vakıf olmaları, o konuyla ilgili bütün delilleri, olumlu olumsuz bütün yorumları ve çıkan hükümleri biliyor olmaları gerekirdi. Şimdi hadislere inanmayanlara verilecek bir cevap yok. Hadislere inanmayan, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini inkar eden, hadislere inanmamak şudur. Allah'ın Resulü'nün dinle ilgili, İslamiyetle ilgili konuşmasını kabul etmiyorum demektir. Yani hadisleri inkar edenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dinle ilgili, İslamiyetle ilgili konuşma yetkisinin olmadığını söylüyorlar. Bunun manası o değil mi? Eğer böyle bir konuşma yetkisi olmasaydı, eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hüküm bildirme, teşri yani hüküm koyma yetkisi olmasaydı Allahu Teala "Estaizu billahi ve ma atakumur resulu fehuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu" buyurmazdı. Peygamber size neyi verirse onu alınız, sizi neden sakındırırsa onu da terk ediniz demezdi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Estaizu la ma yentiku anil hava in huwa illa vahyun yuha" buyurmuştur Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la ilgili. Resul, peygamber yani sallallahu aleyhi ve sellem asla kendi nefsinden, kendiliğinden konuşmaz. Onun söylediği her şey ona vahyedilen vahiylerdir. Bu yüzden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bana Kur'an ve onun bir misli verildi buyurmuştur. Bir misli verildi dediği de sünnet yoluyla Allahu Teala'nın ona verdiği hüküm yetkisidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'da hiç olmadığı halde Kur'an'da hiç ayrıntıları olmadığı halde değil mi? Hacla ilgili ne diyor mesela? Hacla ilgili hacın hükümlerine hac menasiki denir. Hac menasiki ile ilgili çok kısa bilgiler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıntı yoktur. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Huzû menasikekum minni" buyurmuştur. Hac menasikinizi benden alınız buyurmuştur. Namazla ilgili benim kıldığımı gördüğünüz gibi namazınızı kılınız buyurmuştur. Abdestle ilgili de benim abdest aldığım gibi abdest alınız buyurmuştur. Halbuki abdestin nasıl alınacağı Kur'an-ı Kerim'de çok genel bir ifadeyle geçmiştir. Namazı düşünün. Öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah namazları, bunların rekatleri, tahiyyat, kıyam, rükû, secde. Bunlar sadece tek tük kelimelerle Kur'an-ı Kerim'de geçmiş. Ama bunun nasıl yerine getirileceği, namazın vaktinin, hangi namazın vaktinin ne zaman girip çıkacağı bunların hepsi Allah tarafından peygamberine bırakılmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'da mücmel olarak bildirilen bütün konuları bize tafsilatıyla anlatmıştır. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın sevgili kardeşlerimiz uygulamalarında zaman zaman farklı uygulamaları olmuştur. Mesela namaz kılarken Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen elini bağlamış bazen elini salıvermiştir. İmam Malik namazda el bağlamanın şart olmadığını, sünnet olmadığını söylemiştir.
Ama İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Şafii ve İmam Hanife namazda ayakta elin bağlanmasının sünnet olduğunu söylemişlerdir. Sünnettir. Elinizi bağlamazsanız namazınız yine olur. Ama bağlarsanız sünneti yerine getirmiş olursunuz. Buna benzer birçok konularda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da bulunmayan şeyleri bildirmiştir. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine de aynı izni vermiştir. Bütün sahabesine aynı yetkiyi vermiştir. Bir sahabeyi Hazreti Muaz olacak radiyallahu teala an bir yere Yemen'e vali olarak gönderirken Medine'nin dışına kadar onunla beraber yürüyor. Ve ona soruyor. Yolda sohbet ediyor. Gittiğin yerde herhangi bir soruyla, bir problemle karşılaşırsan ne yaparsın diyor. Sahabi diyor ki ya Resulallah Allah'ın kitabına bakarım. Kur'an'a bakarım. Bakın bu hadisi hiç aklınızdan çıkarmayınız. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan ne yaparsın? Allah'ın Resulü'nün sünnetine bakarım. Peki Allah'ın Resulü'nün sünnetinde bulamazsan, yoksa demiyor bakın, bulamazsan ne yaparsın? O zaman kendi görüşüm ve kendi re'yimle kendim karar veririm ya Resulallah diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek ellerini açıyor. Benim arkadaşlarımı hak yol üzere muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyor. Şimdi o sahabi niye kendi re'yimle kendi görüşümle hareket ederim dediğinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona izin vermiştir. Çünkü İslam alimlerinin bütün hepsine göre sahabiler, her sahabi mutlak müçtehittir. Her sahabi bir mezhep imamı gibi içtihat yapma, rey yani şahsi görüş belirtme yetkisine sahiptir. Rey sahibi olmak yani indi şahsi görüş sahibi olabilmek müçtehid imamların, dinde müçtehid olan alimlerin yetkisi olan bir şeydir sevgili kardeşlerimiz. Bu yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müminlere belli bir ilmi düzeye geldikleri zaman, müçtehid payesinde ilme sahip oldukları zaman kendi kendilerine görüş belirtme yetkisi vermiştir. Kur'an ve sünnete aykırı olmamak şartıyla. İşte biz buna sevgili kardeşlerimiz o müçtehidin görüşü veya re'yi diyoruz. İslam bunları tanımıştır. Bunların sayısı sadece bir tek bu hadis bile müçtehid alimlerin re'yi sahibi, görüş sahibi olmaları herhangi bir konuda görüş belirtmelerine ilgili onlara tanınan hakkın en güzel delilidir. Ama bunlar dediğim gibi İslam alimlerinin, müçtehid imamların, mezhep imamlarının fıkhi konulardaki yani İslam'ın hayata aktarılışı konusunda o da farzlarla ilgili hiçbir fark yok. Bakın farzlarla ilgili, kesin hükümlerle ilgili, haramlarla ilgili herhangi bir fark yok. Sadece uygulamadaki bir kısım teferruata ait konularda fıkhi düşünce, fikir ayrılıkları, yorum farklılıkları vardır. Bu yorum farklılıkları sevgili kardeşlerimiz hiçbir zaman Müslümanların birliğini, bütünlüğünü, İslam ümmetinin bir tek hedefe ve gayeye yönelişini asla engellememiştir. Hiçbir yerde Şafiiler Hanefileri kılıçtan geçirmemişlerdir. Hiçbir yerde Hanefiler Şafiilere düşmanlık yapmamışlardır. Hiçbir düşmanlığın bugüne kadar hiçbir fitnenin temelinde sen Şafiisin, ben Hanefiyim, sen Hanbelisin, ben Malikiyim diye herhangi bir olay vuku bulmamıştır. Ama İslam ümmeti ta Hazreti Ömer'in zamanında, Hazreti Ebubekir'in zamanında, Hazreti Ali'nin zamanında mürciyelerle, cehmiyelerle, kaderiyeyle, mutezililerle ve haricilerle ve rafizilerle savaşmıştır. İslam ordusu savaşmıştır bunlarla. İslam ordusunun savaştığı, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halifelerinin savaş ilan ettiği bu taifeler için İslam mezhepleri demeniz mümkün değildir. Ve bu anlamda bunların meydana getirdikleri fitne de mezheplerin meydana getirdiği bir fitne değildir. Kafirlerin, münafıkların, İslam düşmanlarının, Müslümanların içine sızmaya gayret gösteren hainlerin sebep olduğu fitnedir. Allah-u Teala bizi bu fitnelerden uzak kılsın. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Bugün Müslümanların karşı karşıya bırakılmak istendiği en büyük tehlike size yemin ediyorum Müslümanların topraklarının işgal edilmesinden çok daha kötüsü ve beteri sevgili kardeşlerimiz mezhepsizlik anlayışıdır. Yani ehli sünnet ve cemaatin mezhebine olan düşmanlık İslam alimlerinin, müçtehid imamların ve gerçekten ehli sünnetin yolu üzere olan müminlerin yollarını bozmak için bizim düşmanlarımızın ortaya çıkardığı bir şeydir. Yazıklar olsun o zavallılara ki
bizden göründükleri halde İslam'daki ehli sünnetin içerisindeki mezhep anlayışını sanki bu sapık mezheplerle aynı düzeye getirmek ve hepsine birden düşmanlık yaparken Müslümanların İslam'ı yaşamalarının en güzel vasıtası olan ehli sünnet vel cemaatin taifesine, ümmete, ümmetin tümüne bu şekilde bir savaş açmak ve onları itham etmek. Bugün Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta sevgili kardeşlerimiz veyahut Filistin'de inanın birçok yerlerde Müslümanların paramparça ve bölük pörçük olmalarının sebebi Müslümanların nefsani hastalıkları ve İslam dışı anlayışlardır. Bugün savaşla, silahla, kan dökmeyle, Müslümanları öldürmekle gayelerine, güya İslam'a hizmet ettiklerini zanneden insanların hepsinin düşünce yapılarında ehli sünnet dışı bir anlayış söz konusudur. Ehli sünnetin yolunda olan, ehli sünnet vel cemaat anlayışına sahip olan bir Müslüman asla bir Müslümanı öldürmez. Asla bir Müslümanı yaralamaz. Hatta bizim dinimizde bir müminin silahını bir Müslümana doğru uzatması, silahının namlusunu şakadan bile olsa veya bıçağın sivri ucunu bir din kardeşine uzatması bile dinimizde haram kabul edilmiştir. Yani bu yüzden bu mezhepsizlik, mezhep savaşlarını İslam'daki fitnenin sebebi ve kaynağıdır şeklinde açıklamalar yapıp, sağda solda panellerde, toplantılarda konuşma yapıp, ehli sünnet mezheplerini de bu sapık mezheplerin bir benzeri gibi göstermeye çalışanlar hiçbir zaman gayelerinize ulaşamayacaksınız. Bu millet, bu aziz millet bin yıldan beridir bu anlayışın içerisindedir ve İslam'a olan saygısı ehli sünnet vel cemaate sevgili kardeşlerimiz olan bağlılıkları her zaman devam edecektir. Siz bizi Maturidi, Hanefi, Eş'ari ve Şafii, şu anda Türkiye'de mevcutları bunlar olduğu için söylüyorum, bu anlayışların dışına asla çıkaramayacaksınız. Bizim ecdadımız böyleydi, Osmanlı da böyleydi, Selçuklu da böyleydi. Ondan önceki bu ümmetin bütün geçmişi hepsi ehli sünnet vel cemaatin yolu üzerindeydiler. Yani sanki İslam alimleri, sanki ehli sünnet uleması, sanki müçtehit imamlar, sanki bizim mezhep imamlarımız, sevgili kardeşlerimiz, başka şeylerin peşinde insanlarmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bugün Orta Doğu'da ortaya çıkan, bugün Müslümanların kanını döken, Müslümanmış gibi görünen, bizden gibi görünenler, o sapık düşüncelerin mesuplarının ehli sünnet ve cemaat anlayışıyla bir ilgisi yoktur. Hiçbir ilişkisi yoktur. Bakın onlara, onlar Kur'an ayetlerine bakarak, en azından bugün Orta Doğu'da bildiğimiz birkaç grup var. Bunların temel özelliği tekfirci olmalarıdır. Tekfircilik şudur. Kendileri dışında herkesi kafir kabul etmek. Kendileri dışında hiç kimseyi Müslüman kabul etmiyorlar. Halbuki biz, bizim kıblemize yönelen, Kabe'yi kıble olarak kabul eden, La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ı bütün hükümleriyle kabul eden herkesi Müslüman ve kardeş olarak kabul ediyoruz. Bizim inancımız budur, bizim anlayışımız budur. Bu yüzden ister devlet makamında olsun, ister devletin görevlisi olsun, ister özel bir kısım cemaatlerin, maalesef bir kısım cemaatlerin ağabeyleri, yöneticileri durumunda olan insanlar olsun, isterse televizyon köşelerini kapmış olan akademisyen görüntülü zavallılar olsun, kim? Sünnetin ve ehli sünnet ve cemaatin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, sahabenin ve mezhep imamlarının, tabiinlerin, tebe-i tabiinin ve sevgili kardeşlerimiz onların yolunun dışında, onların yoluna düşman olarak onları reddederek yürüyorsa onları asla dinlemeyeceğiz. Ve hepinize ricam, çok şiddetli bir şekilde tepki gösterin. Bunları protesto edin. Bunları asla izlemeyin. Bunları çıkaran yayın kuruluşlarını da, televizyonlar olsun, yaya yazılarını yayınlayan gazeteler olsun, sürekli olarak mesajlar göndererek siz bu milletin imanını, bu milletin akidesini bozamazsınız değil mi? Türkiye'de maalesef, maalesef son birkaç yıldır hızla başlamış olan böyle bir tahrip var. Bir tahrip. Düşünün, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini reddetmek, peygamberin konuşma yetkisi yok demektir. Hepinizin konuşma yetkisi var. Herkes konuşur. Sen cahil bir insansın. Çıkar konuşursun. Sen kendini müşehit imamların üzerinde zannedersin. Kalkar konuşursun. Ama Hazreti Peygamber'in konuşma hakkı yok Aleyhisselatü Vesselam. Ehli sünnet ve cemaat uleması, ehli sünnetin mezhep imamlarının
ölçülerinin, onların içtihat, kıyas, istihsan, istislah veya reylerinin hangi ölçü ve sınırlar içerisinde oluşuna bir tek örnek vererek sohbeti bitireceğim. Gerçek İslam alimleri buydu. Bugün peygamberin hadislerini inkar eden, reddeden ama kendilerini de Kur'an hakkında her türlü konuşma yetkisine sahip gören bu entelektüel belalar. Entelektüel belalar. Bunlar alim değil. Bunların hiçbirisi İslam'daki alim kavramının içerisine girmiyor. Alim, ilmiyle amel eden, amelinde ihlas sahibi olan, her haliyle Allah'ı ve Resulünü hatırlatan insan demektir. Alim, bütün hal ve hareketleriyle Hazreti Peygamber'in sünnetini yaşayan insan demektir aleyhissalatü vesselam. Alim, Allah'tan korkan insan demektir. Siz hiç bugüne kadar konuşan bu insanlarda Allah korkusu, hesap korkusu, cehennem korkusuyla ilgili Allah rızası için bir tek kelime duydunuz mu? Bir tek defa Allah'tan korktuklarını, bir tek defa hesaptan korktuklarını, bir tek defa olsun cehennemden korktuklarını ifade eden bir tek cümle duydunuz mu bunlardan? Bir tek defa olsun Allah'ın Resulünden bahsederken sallallahu aleyhi ve sellem dediklerini duydunuz mu? Bir tek defa olsun Resulullah'ı sevmek, peygamber sevgisinden bahseden bir tek cümlelerine şahit oldunuz mu? Asla, bunlardan nasipsizdirler. Size en son örneği vereceğim ki bunların asla İslam alimlerinin gölgesine dahi yaklaşma hakkına sahip olmadıklarını ve İslam'la ilgili bir tek kelime söyleme hakkına sahip olmadıklarını, hangi makamda olursa olsunlar, ister imam, müezzin, müftü, diyanet reisi, bakan, başbakan, reisi, cumhur, kim olursa olsun, hiç kimse İslam'ın genel hükümlerinin dışında sevgili kardeşlerimiz tek kelime etme hakkına ve selahiyetine sahip değildir. Allah-u Teala Müslümanların akidesini bozmaya çalışan bu ağızları sustursun. Bir an önce bu bela ve fitneyi bu milletten uzaklaştırsın sevgili kardeşlerimiz. Ve bizi yöneten güzel idarecilerimiz, başımızda bulunan güzel insanlara da inşallah bunları susturacak bir şekilde bir güç ve kuvvet versin. İnşallah bunlara izin vermesinler. Yoksa Allah korusun onlar da sorumlu olurlar. İmam-ı Şafii'den örnek vereceğim. Bir gün birisi İmam-ı Şafii Hazretleri'nin yanına gelir. Der ki ya imam, sen herhangi bir görüşünle uyuşmayan bir hadis görsen, mesela sen bir konuda bir fetva vermişsin, sen o fetvana uygun olmayan bir hadis görsen ne yaparsın diye soruyor İmam-ı Şafii'ye. Yani sen bir konuda bir hüküm vermişsin, bir gün bir yerde o güne kadar duymadığın bir hadis çıktı karşına. O zaman ne yaparsın? İmam-ı Şafii adama uzun uzun bakıyor. Sen beni elimde haçla, boynumda zünnarla kiliseden çıkarken mi gördün diyor. Nasıl bana böyle bir soruyu sorarsın? Yani benim görüşümle uyuşmayan bir hadis gördüğün zaman ne yaparsın sorusunu nasıl bana sorarsın? Ben Hristiyan mıyım ki bana bunu soruyorsun diyor. Ondan sonra dönüyor, benim mezhebim sahih sünnettir diyor. Nerede? Benim görüşümle çelişen herhangi bir hadis görürseniz benim görüşümü terk edin, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle amel edin. Bugün peygamberin hadislerini kötülemeye, yalanlamaya, reddetmeye ve inkar etmeye çalışanlara bakın. Alimlerin hemen hemen en üst düzeyine ulaşmış olan İmam-ı Şafii'nin anlayışına bakın. Allah-u Teala edep nasip etsin. Edep, edep, edep. Önce edep. Medine ehlinin, Mescid-i Nebevi ehlinin, Ravza-i Mutahhara ehlinden olup da gelip Tillo'yu ziyaret etmiş, Seydamullah Burhan Hazretleri'nin medresesini görmüş olanların Medine'ye döndükleri zaman etrafındaki insanlara söyledikleri ilk cümleyi size nakledeyim. Mesela Seyyid Zeyn, efendime söyleyeyim, Seyyid Ömer Efendi Melahifçi Hazretleri, bunlar gelip bunlar gibi birçok zatlar Seyda'yı Tillo'da ziyaret ediyorlar, medreseyi görüyorlar, geziyorlar, haline bakıyorlar. Medine'ye döndükleri zaman da diyor, ne yaptın, ne ettin, nerelere gittin? Burhanettin Efendi'nin medresesine gittin mi diye sorduklarında evet gittim. O medresenin şöyle bir özelliği vardı. Orada ilimden önce edep öğretiliyor. Önce edep. Önce edep, sonra ilim. Edepten nasipsiz olan insanların şerrinden Allah bizleri korusun. İftiracıların iftiralarından Cenab-ı Allah bizleri korusun. Hasetçilerin hasetlerinden korusun. Allah-u Teala dünyevi ve uhrevi sıkıntılarımızı gidersin.
Hastalarımıza şifa versin Rabbim. Ölmüşlerimize rahmet eylesin Rabbül Alemin. Allah-u Teala hiçbirinizi darda bırakmasın. Borcu olup ödeyemeyen, borcundan dolayı sıkıntıda olan, işinden dolayı sıkıntıda olan, hayırlı bir helal ekmek kapısı arayan bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayırlı bir rızık kapısı nasip etsin. Allah-u Teala hiç kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Hepimizin kalbine sadece onun zatına muhtaç olduğumuz anlayışını yerleştirsin. Allah-u Teala kalplerimizi temizlesin. Cenab-ı Allah amellerimizi güzelleştirsin. Allah-u Teala sonumuzu, akıbetimizi hüsnü hatime olarak bize nasip etsin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha.